Bulunduğumuz menzilden Mohaç'a gitmek için Drava nehrinden geçmemiz lazım. Drava fazlasıyla akıntılı ve derindir. Geçmek müşkülat yaratacaktır. Ancak köprü yaparsak mümkün olur teçhizatı ve askeri geçirmek. Köprü yapmak ne kadar vakit alır? Canımızı, varımızı, yoğumuzu seferber ederiz paşam. Ki gece gündüz çalışırsak bir hafta inşa ederiz inşallah. Yarından tezi yok, başlasın köprü inşası. Lakin taş köprü yapmakla uğraşmayın, yetişmez. Dizin elinizdeki tahtayı, taşı, tekneyi, yük taşıyacak ne varsa olsun size köprü. Ayrıca Mohaç Ovası'nı keşfe çıkın. Nerede ne var iyice tetkik edin. Bu mevzula sen alakadar olmalı Koçoğlu. Yolumun üzerinde tek bir taş dahi görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Arazinin keşfinden sonra harp düzenine ve hareketimize karar veririz. Çekilebilirsiniz. Efendim, Osmanlı ordusunun 100.000 olduğu söyleniyor. Belki daha da fazla. Bizim 20.000 kişiyle bu güce karşı koymamız imkansız. Verbözi taraftarları ve Batori yandaşları arasında çekişme var. Başkumandanın kim olacağı, Macar ordusunun bir mi yoksa iki kumandan tarafından mı idare edeceği yönünde de kavgalar var. Bunu bilmekteyiz. Sahi komutan kim olacak majesteleri? Zapolya 30.000 askeriyle gelecek. Papa'dan gelen parayla leh askerler de gelecektir. 50.000'in üzerinde olacaklar. Savaşı biraz uzatabilir ama sonuç değişmez. Böyle güçlü bir orduyla ovada karşılaşmak felaket olur. Teslim mi olalım yani? Budun edinip kale savunması yapalım. Bu alan korunaksız, bu ova tehlikelerle dolu. Evet, tehlikelerle dolu. Ancak bu şekilde zafere ulaşabiliriz. Efendim, unutmayın ki Solomon önce sizin canınıza kastedecek. Sarayda bulunmanız daha güvenli olacaktır. Yeter! Bu savaşın başkomutanı benim. Ve kimseye de bu payeyi vermiyorum. Bu payeyi isteyenler önce hak etsinler. Savaşsınlar. Kendi kurtuluşunuz için benim başımı bahane ettiğinizi görüyorum. Oysa ben sizin için, ülkem için canımı tehlikeye attım. Kimse ama hiç kimse benim içinde bulunduğum tehlikeleri ileri sürerek kendi korkaklığını örtmesin. Ben sizinle birlikte gücü her şeye yeten Tanrı'nın yardımıyla Mohaç'a gidip Solomon'u yeneceğim. Hünkârım. Söyle. Hünkârım. Bana kızgınsınız. Yüzüme bakmıyorsunuz. Baskından da beni mesul tutuyorsunuz. Eğer seni mesul tutuyor olsaydım şu an konuşmazdık. Affedin hünkârım. Her ihtimali düşünmem icap ederdi. Senin gözlerinde korku var Pargalı. Sadakatin huzuru yok. Kayboldu. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sanki benim neden burada olduğumu, hayallerimi, hedefimi bilen yegane insansın. Nasıl düşünmezsin? Ben sana güvenerek attığım en ufacık bir adımda alaşağı edileceksem seninle nasıl yürürüm? Thank you.
Onun yeri burası. Her zaman gözümün önünde olacak. Öyle ki her baktığımda ölümle aramdaki mesafeyi görebileyim. Çekilebilirsin. Ne zaman bitecek? Bitti hünkârım. İstersek şimdi aşırabiliriz orduyu karşıya. Lakin topları ve barutları peyderpey geçirmek için iki güne daha ihtiyacımız var. Tuna'dan gelen donanma yarın kavuşacak bize. Sözün neresin Bali Bey? Dedin ve yaptın. Hünkârım sizden aldığımız güç ve inançla yiğitlerimiz yaptı. Zapolya'dan haber var mı? Ona sunduğunuz teklifi düşüneceğini söylemiş. Lakin ses seda yok. Layoş'a destek vereceği konuşuluyor hünkârım. O haçta belli olur kimin kime destek olup olmayacağı. Bizim yanımızda olursa alır tacını, tahtın yeni varisi olur. İbrahim Paşa. Buyurun hünkârım. Payitahttan haber var mı? Haznedarın ulağı geldi. Her şey yolunda. Bir sıkıntı yokmuş. Hala. Şimdi yaptığınızdan çabuk yıkın bu köprüyü. Herkes görsün, anlasın ki bu menzilde ölmek var. Lakin dönmek yok. Asır! Ya Allah! Ya Bismillah! Ateş! Thank you.